Dostluğun değeri. Kral Depşelim, filozof Beydeba'ya sordu. Birbirine en içten bağlı dostların karşılıklı sevgilerini nasıl paylaştıklarını, bundan nasıl yararlandıklarını anlamak istiyorum. Filozof yanıtladı. Akıllı kimse dostluğu her şeyden üstün tutar. Bir sıkışık durumda dostluk bölüşülür. Tasmalı güvercinle fare bunun örneğidir. Kral sordu. Bu nasıl oldu? Beydeba anlattı. Dehar kenti yakınında avı bol bir yer vardı. Avcılar buraya sık sık uğrarlardı. Buradaki iri ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlar arasında özgür kuşlar yaşardı. Bir gün çirkin yüzlü, kötü bir avcı elinde sopası, sırtında ağa ile ormana girdi. Ağını attı, üzerine yem taneleri serpti. Yakın bir yerde saklandı. Çok geçmeden önde tasmalı güvercin olduğu halde bir sürü güvercin alana üşüştü. Tuzağı görmeden taneleri yemeye başladılar. Ağın içine düştüler. Avcı sevinç içinde gizlendiği yerden çıktı. Onu gören güvercinler kurtulabilmek için çırpındılar. Fakat onların bu çabaları boşa gitti. Tasmalı güvercin tuzaktaki diğer güvercinlere dönerek, felakete karşı gelebilmek için aramızdaki el birliğini kaybetmeyelim. Hiçbirimiz kendi canını arkadaşının canından üstün tutmasın. Hepimiz birlikte harekete geçerek tek kuş gibi uçalım. Bu sayede hep birlikte kurtulalım, dedi. Gerçekten güvercinlerin hepsi kendilerine toplayıp kanat birliği yaptılar. Birdenbire ağı da taşıyarak gökyüzüne doğru yükseldiler. Avcı yorulacaklarını umarak yükselen kuşların tekrar döneceklerini sandı. Tasmalı güvercin durumu gözden geçirerek arkadaşlarına döndü, ikinci önlemini açıkladı. Avcı peşimizdedir. Böyle açıkta uçarsak bizi görür. Nereye konacağımızı anlar. Kapalı yerlerde uçarsak bizi izleyemez. Peşimizi bırakmak zorunda kalır. Biz de benim yakın dostum farenin ülkesine kadar gideriz. O bu ağları keser, tuzaktan kurtuluruz, dedi. Güvercinler tasmalı güvercinin sözünü dinledi. Avcı da bunları ele geçiremeyeceğini anlayıp geri döndü. Güvercinler bir süre sonra farenin bulunduğu yere vardılar. Burada yere indiler. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı 100 deliği vardı. Tasmalı güvercin onu adıyla çağırdı. Zeyrek! Fare deliğin içinde yanıtladı. Sen kimsin? Ben senin dostun, tasmalı güvercinim. Fare hemen koşup geldi. Tasmalı güvercini ağın içinde görünce şaşırarak sordu. Nasıl oldu da bu duruma düştün? Tasmalı güvercin anlattı. Bilmiyor musun? İyi kötü ne varsa hepsi başa gelebilir. Güneş ve ay bile tutulur. Bunun üzerine fare tasmalı güvercini bağlayan düğümleri kemirmeye başladı. Tasmalı güvercin buna razı olmadı. Önce öteki güvercinleri kurtar, sonra bana gel, dedi. Fare bu sözü aldırmadı. Tasmalı güvercinin dayatması üzerine, sen kendini acımıyor musun, nefsinin hakkını gözetmiyor musun, dedi. Tasmalı güvercin anlattı. Beni kurtarmakla işe başlarsan belki de yorulur gevşersin. Belki de onları kurtarmakta yavaşlarsın. Fakat ötekilerle işe başlarsan, yorulsan bile dostun olan birini ağ içinde bırakmaya razı olmazsın, dedi. Fare, işte bu düşünce benim sana olan sevgimi arttıracaktır, dedi. Büyük bir istekle bütün ağ kemirmeye başladı ve çok geçmeden bitirdi. Güvercinler sevinçle havalanarak yurtlarına döndüler. Beydeba, kompozisyon sanatı.